Artan ve önlenemeyen hayat pahalılığı, kentlerde özel gıda işletmelerinde dar ve sabit gelirlilerin ailecek gidip yemek yiyebilmelerine maalesef fırsat sunmuyor. İstanbul'daki belediye seçimlerini CHP'nin yeniden kazanmasının önemli argümanlardan biri haline gelen kent lokantalarının bir benzeri dün Bursa'da hizmete açıldı. CHP'li belediye başkanının seçim öncesi vaat ettiği icraat hayata geçirildi. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın görevi devraldığından bu sessiz ve derinden, takdir gören işlere imza attığını görüyoruz. Üstelik bunların hepsi halk tarafından da beğeniyle karşılanıyor. Osman Gazi Halk Lokantas, ödün sabah kent meydanında kapılarını hemşerilerine açtı. Açılışta CHP'nin Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile İlçe Başkanı Cengiz Çelik'ten ile Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren Aydın'ı yalnız bırakmadılar. Başkan Aydın, halk lokantalarını bir nebzede olsa dar gelirlilere 4. kap yemeği 80 liradan vererek onların yaşamlarını kolaylaştırmak için açtıklarını söyledi. Aydın, buralarla esnafa rakip olma gibi bir niyetlerinin bulunmadığını da yineledi. CHP milletvekili Hasan Öztürk, sosyal belediyecilik anlamında önce vatandaşın derdiyle dertlendiklerini hatırlattı. Aslolanın halkın tümünün zenginli olduğunun altını çizdi. Piyasada devletin açıkladığının aksine gerçek enflasyon rakamlarına dikkat çekti. Halk lokantası CHP'nin sosyal belediyeciliğinin Bursa'daki ilk uygulamalarından biri olarak tarihe geçti. İstanbul, Lede olduğu gibi Bursa'da da hem CHP'ye hem de Başkan Aydın'a puan getirecek uygulama. Her gün bin dar gelirli hemşerimiz burada uygun fiyata karnını doyurma fırsatı yakalayacak. Nezih bir mekanda, hijyen biçimde, Günlük kalori miktarının ve menünün ve fiyatın yazılı olduğu tabela ile de yemek için buraya gelecekler daha kapıda bilgilendiriliyor. Açılışta B, Büyükşehir Belediyesi'ni, Başkan Vekili Yücel Akbulut'un temsil ettiğini fark ettik. Meydanda yeni iyi, şiletmeler açılış hazırlıkları yapıyor. Bu arada Kent Meydan, önünden yer kiralayan işletmelerin de açılış için hummalı bir çalışma yaptıklarını fark ettik. Üste halk lokantasının açılışı vardı ama özel işletmelerinde tabelalarını asmaya, ekipmanlarını yerleştirmeye başladıklarını gördük. Bunların içinde Bursa'nın marka işletmeleri de var. Elbette Osman Gazi Belediye Başkanı Aydın'ın halk lokantasından sonra en çok önemsediği genç kafelerin ilki de burada açılışa hazırlanıyor. Her gelir grubundan insanın kendini bulabileceği Osman Gazi Kent Meydanı, NDA gençler için de nezih bir kafe hizmet sunmak için gün sayıyor. Başkan Aydın, dar gelirlilerin gönlünü halk lokantasıyla çelecek. Genç kafe yılda gençleri kazanacak. Osman Gazi, de ki bu iki hizmetin şehirde çok konuşulacağını söyleyebiliriz. Bozbey'den da, yumuşak G ilçelerine çıkarma, büyük, şehir belediye başkanı Mustafa Bozbey 31 Mart seçimlerinde Bursalıların önlerine, ortaklaşav, uzlaşıyla bir yönetim tablosu koyduğunun farkında. Çünkü, büyük, şehir belediye meclisinde çoğunluğu yok. Meclise sunacağı dosya ve projelerin hayata geçirilebilmesi için AK Partili üyelerinde onayı şart. Bu yüzden göreve gelir gelmez de Bursa, ya 17 ilçesine birden eşit hizmet götüreceği ve ayrım yapmayacağını açıkladı. Bozbey bunu sahada da göstermeye başlıyor. AK Parti, Liyinegöl Belediyesi'nden sonra dün de Keles ve Orhaneli ve Büyük Orhan'da AK Partili başkanları ziyaret etti. Üst Yönetimi ve BUSKI Genel Müdürü birlikte belediye başkanlarıyla bir araya gelen Bozbey yöreye destek sözünü yineledi. Keles, Orhaneli ve Büyük Orhan Belediyeleri ile birlikte yürütülecek projeleri ele aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu ilçelerde devam eden yatırımları var. Dağ ilçelerinde malum 3, Belediye AK Parti'de, sadece Harmancık CHP'nin, dolayısıyla, burada bir hizmet ayrımı olacağına ihtimal vermiyoruz. Çünkü, Büyük şehirsiz buradaki başkanların çok bir şey yapabilme şansları yok. Bütçeleri sınırlı. Başkan Bozbey'in seçim sonrası açıklamalarının ılımlı ve uzlaşmacı olması bu yörede oturanlar için de sevindirici bir durum. 5. Yıl boyunca siyasi kavga ve ayrışma yaşanmadan Bursa'nın tümünde birlikte hizmet etmenin yolları bulunmalı. Diğer yandan Başkan Bozbey'in büyük şehirde dahil Çeleri koordinatörü olarak eski Nilüfer Belediyesi çalışanı Ersin Yaşar'ı görevlendirdiğini ve dünkü ziyaretlerde onu da yanına aldığını fark ettik.